Herkese merhaba, ben Gökhan. Bugün size AliExpress.com'dan yaptığım bir kutu dolusu alışverişi göstereceğim. İki kere alışveriş yaptım. Ben bu siteden ilk olarak açılan, yani daha önce yaptığım alışverişten açılmış olan ürünlerimi göstereceğim. İkinci olarak da daha açmadığım, sizinle birlikte açacağım, açılmamış paketlerden oluşuyor. AliExpress.com internet üzerinden yapılan bir alışveriş sitesi. Daha sonra size nasıl alışveriş yapıldığını ve bu sitenin nasıl bir site olduğunu anlatacağım. Ben de ilk başta çok güvenmemiştim. Nasıl olur, paramı çarçur eder miyim, paramı kaptırır mıyım diye. O yüzden birkaç tane ürün, çok ucuz, böyle param giderse de bir şey olmaz diyebileceğim ürünler. Ama kullandığım ve güzel ürünler de var. Başlayalım anlatmaya. İlk olarak bunu almışım. Daha paketini bile açmadım. Bu benim ilk aldığım ürünlerden. Neden paketini açmadım? Çünkü kullanamadım. Onu göstereyim. Ben bunu neden sipariş ettim? Öncelikle onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi, görüyor musunuz bilmiyorum, İp gibi, yani iyi sarılmış ve kopmayacağını düşündüm. Memnun olacağımı da düşünüyordum ama ben bunu yalnız sipariş ettim. Siparişin nasıl yapıldığını henüz bilmediğim bir ana denk geldi sanıyorum. Ben bunu iPhone için sipariş etmişim. Maalesef ucu benim telefonuma olmuyor. O yüzden hiç kullanamadım. Daha sonra ben Türkiye'de de buna benzer bir ürün buldum. Bence Çin malı olsaydı daha iyiydi. Çünkü bu çok çabuk bozuldu. Şöyle ikisini karşılaştırayım. Bu AliExpress.com'dan aldım. Bu da Türkiye'den aldım. Buna geçiyorum. Ben çok sık arkadaşımda kalan biriyim. O yüzden biraz da böyle kullandığım birkaç ürün var. İleriki videolarda da o ürünlerden memnun olduklarımı sizlere aktaracağım. O yüzden ürünleri yanımda götürürken böyle bir poşet dolusu götürüyorum. Daha rahat taşıyabilmek için şöyle bir şey sipariş ettim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arkadaşıma gittiğimde şu ucundan asabiliyorum da. Örneğin örnek vermek için koyuyorum. Aşağıda çanta kısmı var. Çanta kısmına mesela şöyle birkaç ürün koyabiliriz. Şuradaki file kısımlarına da birkaç ürün koyuyorum. En üstte genelde diş fırçamı koyuyorum. Şuradakini de diyelim parfümümü koydum. Şuradan kanca kısmından asıyorum gittiğim yere. Bunu tekrar böyle toparlıyorum ve poşetime, çantama koyuyorum. Rahat oluyor. Bütün ürünlerimin tek bir yerde olduğu bir çanta. Bence uygun, güzel. Fiyatı da uygun. Güzel, kullanışlı bence. Şöyle bir cüzdan aldım. Şöyle göstereyim. Bence bu cüzdan da çok güzel. Türkiye'de bulduğum cüzdanla çok sevemedim. Yani iki tane bozuk para koyma yeri. Kapatalım. Çıt çıtlı. Gördüğünüz gibi. Geniş para koyması için. Kimliği koymak için de uygun. Ben daha önce yine böyle bir cüzdan almıştım. Türkiye'de çok beğenerek, çok severek aldım. Ben de bir şeyi alırken çok böyle saatlerce düşünüp günlerce araştıran biriyim. Direkt almam. Onu da bayağı sevdim. 2 saat uğraştım. Aldım ama eve bir geldim. Hiçbir kartım, hiçbir kimlik sığmadı. Buna sığıyor. Onun için özellikle bu kısmı söylemek istedim. Buna da geçtim. Ne gösterebiliriz? Şöyle ikinci cüzdanı göstereyim o halde. Bu aslında cüzdan değil tabii ki. Bu aslında pasaport cüzdanı olarak geçiyor ya da pasaport çantası. Ben bunu da sevdim. Neden bunu aldım? Ben çok sırt çantası taşıyan biriyim. Bazen arada sırt çantayı yanıma almak istemiyorum. Cüzdan almak istiyorum. Telefonumu almak istiyorum. Bunun içine cüzdanı, telefonu, birkaç bir şey koyabiliyorum birazcık büyük olduğu için. Şöyle göster. Evet, şuraya akbilimi koyuyorum. Şu arka kısma bozuk parayı koyuyorum.
burada içine kartlarımı, aslında dediğim gibi pasaport çantası olduğu için şuralar çok geniş, pasaportun sığabileceği genişlikte. Ben oraya kimliğimi koydum, buraya kartlarımı koydum. Şurada da bir kısım var, oraya paraları koyuyorum. Şurada kalem koyabileceğiniz yer var. Şöyle de havamı da atayım. Öğretmenler gününde bir velinin bana hediye ettiği kalem. Kalemi koyuyorum. Gayet güzel, kullanışlı. Tam ortasına da aslında telefonumu koyuyorum şu şekilde. Şurada tutma yeri var. Bence gayet kullanışlı, güzel. Onun dışında şöyle bir ürün almıştım. Bu ürün ne işe yarıyor? İlk aldığımda, yani ücretimi giderse de sorun olmayacağı, paramı kaptırabileceğimi düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Gelse de sorun olmaz, gelmese de. Deneme amaçlı almıştım. Ama işe yarıyor mu? Yarıyor aslında. Bu bilgisayarların arasına, tuşların arasına, klavyenin arasına toz yediği zaman tozla çıkaramıyoruz, biliyorsunuz. Bu hava vererek o tozları dışarıya çıkartıyor. Buna aslında kaloriferin o diplerine de işe yarıyor. Denedim. Yani alınabilir isterseniz. Deneme amaçlı almıştım. Şöyle bir saatim var. Ben bunu aktif olarak kullanıyorum ve çok seviyorum. Çok sevdiğim bir saat. Şöyle yaklaştırayım. Şurada iki tane tuşu var. Tuşlarına bastığınız zaman, gördünüz mü? Saatin okunuşu. Bunu tabi birazcık zorlanıyor insanlar anlamakta. Gördüğünüz gibi belli bir saatten, belli bir dakikadan sonra, saniyeden sonra görüntü gidiyor. Tekrar basıyorum. Gördünüz mü? Geldi. Bunun bir basışınızda saat ve dakika geliyor. İkinci basışınızda tarih geliyor. Üçüncü basışınızda haftanın hangi günü olduğu geliyor. Ben tam olarak ayarlamadığım için haftanın günü ve haftanın hangi günü olduğumuz, pazartesi mi, salı mı, çarşamba mı veya tarih yanlış olabilir ama saat doğru. Bunu da geçiyorum ve bunu severek hala kullanıyorum aktif olarak. Evet arkadaşlar, şöyle bir saat var. Bu saati arkadaşıma hediye etmek için aldım. Kendisine hediye ettim. Daha sonra video çekimi için bir süre ödünç aldım. Bu hem saat hem çakmak olarak kullanıldığı için sigara içen bir arkadaşıma hediye ettim. Şöyle aşağı doğru indirdiğinizde şurada oluşan ateşten sigaranızı yakabilirsiniz. Belli bir süre sonra ateş sönüyor. Hani yanlışlıkla kolunuzdayken açılırsa mesela sönebilir. Onun dışında bu USB kısmı var. USB'yi takarak, yani şarj ediyorsunuz. Ateş kısmı şarj olarak oluyor. Onun dışında bir deneyelim, gerçekten oluyor mu? Aşağı doğru indiriyorum. Bir daha yapalım. Tam olarak olmadı. Duman görünüyor mu bilmiyorum ama bunu da geçiyorum. Şöyle bir ürün almıştım. Bu Türkiye'de çok pahalıydı. Gördüğünüz gibi çivi şeklinde. Ama bundan çok hoşlanmadım. Çünkü bu çok dar geldi ve bileğimi çok sıktı. Ben de gidip şöyle açtırdım. Birkaç delik açtırdım. Öyle takabileyim diye. Ama şu üstündeki soyuldu, yani kaplaması mı? Bundan çok hoşlanmadım, o yüzden onu geçiyorum. Severek kullandığım bir şey daha. Ben işim gereği çok fazla takım elbise giyiyorum. Birazcık da takı takmayı seviyorum. Takım elbiseyi süsleyebilmek için bunu şu şekilde yaka kısmınıza takıyorsunuz. Hatta takayım. Evet, takım elbise giyerken ceket kısmını bunu takıyorum. Güzel oluyor. Hazır süsten gidiyorken bir tane de şöyle bir kravat şeklinde iğne aldım.
Bunda ceketin şu üst kısmında rozet takılan kısım var ya, orayı şu şekilde takıyorum. Güzel bir görüntü elde ediyorum. Seveli kullanıyorum. Bir tek o bilekliği pek sevemedim ama onun dışında aldığım her şeyden çok memnunum. Çok güzel bence. Şimdi şöyle açmadığım birkaç tane ürün var. Aslında ben de merak ediyorum neler olduğunu. Ha, ne aldım, ne sipariş ettiğimi biliyorum ama bütün paketler, yani bütün sipariş ettiklerim gelmedi. Birkaç sipariş edip de gelmeyenler var. O yüzden hangileri geldi merak ediyorum açıkçası. Birlikte açalım. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi paket gelmiş. Şu paketten başlayalım o halde. Bu yine takıya benziyor. Şöyle sert bir şey ama. Aa. Şöyle. Bunlar tohum. Ne tohumu diye. Kaç tane gelmiş? İki tane. Bunlar Nilüfer tohumu. Çok hoş bir şey ortaya çıkacağını düşünüyorum. Eğer tabii ki olursa. AliExpress.com'dan sipariş ederken bunları gayet güzel resimler vardı. Resime aldandım açıkçası. Hemen deneyeceğim bunu. Hangisini açalım? Şunu açalım. Şöyle paket gelirken şurayı kapatayım. Adresim var. Şu şekilde geliyor. Üzerinizde bilgiler var. Türkiye'ye giriş yapıyor. PTT'ye veriliyor. Türkiye'de de PTT getiriyor. Bu neymiş? Aa. Bunu da denemek için almıştım. Bakalım geliyor mu diye. Ya daha doğrusu denemek için değil. Kartımda 2 lira vardı. Ben de 2 liraya ne alabilirim acaba diye. İlla o 2 lirayı harcayacağım ya. Kartımda kalmasın tabii ki. Şöyle bir şeyler almıştım. Bu anahtarın şu üst kısmına takılıyor. Ve anahtarınız şu şekilde görünüyor. Türkiye'de genelde şu şekilde olduğu için anahtarın üst kısmına takılan şey. Şunu açalım bakalım. Bu neymiş? Aa, tabii ki yine bir bileklik. Evet, çok fazla takı merakım var. Şöyle aslında yine aynı şekilde bunu alma sebebim de yine böyle 4 lira mı artık 5 lira mı bir şey kalmıştı kartımda. Ne alayım ne alayım ne alayım dedim. Bu da benim hoşuma gitti. Yine ben de aldım. Şu şekilde yaklaştırayım. Şöyle. Geçtim onu. Hep takıya denk geliyoruz. Başka bir şey almadım mı? Aldım aslında. Genelde takılarım gelmiş. Evet, şunu açıyorum. Bakalım bu ne? Bir de AliExpress.com'dan alışveriş yaptığınızda hemen gelmiyor. Yani aradan neredeyse bir ay geçiyor, 2 ay geçiyor. Yani unutuyorsunuz ne aldığınızı. Onlar geliyor. Ben de unuttum ne aldığımı. Ve yine takı. İzleyiciler sıkılıyor mu acaba takı çıkıyor diye sürekli. Ama gerçekten takının dışında şeyler de almıştım. Şöyle gemi şeklinde. Yani daha doğrusu kağıt gemi. Küçükken yaptığımız. Ki ben hala öğrencilerime yapıyorum. Kağıt gemi şeklinde bir kolye. Bu da mı takı yoksa? Hemen bunu da açıyorum. Bu kadar takı aldığımı hatırlamıyorum ya. Ama tek seferde alışveriş yapmadım. Bir sürü alışveriş yaptım. İşte bir gün birini aldım mesela. 3 gün sonra birini aldım. 5 gün sonra birini aldım. O yüzden yani bir anda hepsi takı, 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 takı diye seçmedim. Evet. Şöyle bir şey çıktı. Bu nedir? Tığ takımı gibi. Tabii ki örgü için bir şey almadım.
Hemen açıyorum. Bu nedir? Ben bu aralar şeye taktım. Siyah noktalara. Siyah noktaları giderici birkaç bir şey buldum. Gideriyorum da. Daha azaldı yani. Tamamen gitti diyemem ama azaldı. İlk zamanki görünümünden daha iyi bir şekilde ama bunu da görünce alayım dedim. Siyah nokta ve sivilce sıkıcı aletler. Şöyle göstereyim. Yani mesela şöyle bir tanesini açıp göstereyim. Şu alet, şu uç kısmı görünüyor mu bilmiyorum ama uç kısmında yuvarlak bir halka var. Onunla buradaki siyah noktalara bastırıyorsunuz ve çıkıyor. Çıktığı söyleniyor daha doğrusu kullanacağım. Geçiyorum bunları. Bunları açtık. Şimdi bu nedir? Bunu açalım. Aa. Evet. Bunu severek ve isteyerek aldım. Lüks yerlerin tuvaletine girdiğimizde orada tuvalete oturmadan önce bir kağıt koyuyoruz. İşte o kağıtlardan bu. Artık umumi tuvaletlerde peçete sermek zorunda kalmayacağım için mutluyum. 5 paket şeklinde geldi. Her birinin içerisinde 10 tane var. Yani 50 paket şeklinde. Şöyle resmini göstersem daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Bunu yanınıza alıyorsunuz ve dışarıda eğer umumi tuvalet kullanacaksınız. Bunun çok hijyenik olacağını düşünüyorum ve severek isteyerek aldım. Çünkü umumi tuvalet kullanırken çok mutlu olmuyorum açıkça söylemek gerekirse. Peçete seriyorum ve peçete sererken bile bilmiyorum yani hiç hoşlanmıyorum. Bunu severek kullanacağım. Severek kullanacağım derken koşarak umumi tuvalet kullanmayacağım tabii ki. Oo, severek. Oo, umumi tuvalet. Hadi gidelim. Demeyeceğim. Öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Ve son paketimi açıyorum. Bu nedir? Bu üzerinde de yazdığı şeklinde diş beyazlatıcı bir kömür olduğu söyleniyor. Evet, hemen açıyorum. Şöyle görünüyor mu? Görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle içerisinde siyah bir toz var. Kömür olduğu söyleniyor. Tabii bu bizim bildiğimiz kömürlerden değil ama diş beyazlatma kömürü. Karbon. Bunu dişinize sürüyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Dişinizi beyazlattığı söyleniyor. Bunu deneyeceğim tabii ki. Eğer doğruysa bununla ilgili de bir video çekerim memnun kalırsam. Paketten bu kadardı ama videoyu bitirmeden önce bir teşekkür etmek istiyorum. Instagram'da kıyafet satan bir sayfa var. Bu sayfa bana hediye göndermişti daha önceden. Hazır konu takılardan açılmışken şöyle bana 3 adet takı yolladı. Çok fazla aradım. Çok aradım. Dediğim gibi ben çalışırken çok fazla takım elbise kullanıyorum. Takım elbise kullanırken de biraz güzelleştirmekten yanayım. Ama bunlardan bulamıyorum. Bulamadım. Ne olduğunu göstereceğim. Şöyle gömlek giydiğimizi düşünürsek, tabii şu anda üzerimde gömlek yok. Gömleğin şöyle yaka kısmına gelecek bir tıkı. Güzel duruyor bence. Bu da keza öyle. Yine gömleğin yaka kısmına. Burada da şöyle çapa şeklinde. Bu üçü için kendisine teşekkür ediyorum. Açıklamalar kısmına da Instagram sayfasını yazarım. Sizler de bakarsanız gayet güzel kıyafetler satıyor. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Bence güvenilir. Daha önce alışveriş yapmadım kendisine ama bana hediye gönderdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bugünlük videom bu kadar. Paketlerim bitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.